Merhaba, bugün 15 Ekim 2021, ben Bora Özken, 278. podcast'te beraberiz. Bugün Cuma, yani bugün bir konuğumuz var. Konuğumuz bize nasıl daha zeki oluruz onu öğretmeye çalışacak. Kendisi Türkiye Beyin Takımı'nın şampiyonu, zeka konusundaki her şey ondan sorulur. Çok zeki bir insan, olimpiyatlar, yarışmalar kazanmış bir takımı yönetiyor bu konuda. Aynı zamanda Türk şirketlerine, Türk bireylerine, Türk öğrencilerine daha zeki nasıl olunur konusunda eğitimler veriyor. Onlara oyunlar oynatıyor daha zeki olmaları için. Zeka konusunda onunla konuşacağız bugün. Nasıl daha zeki olunur? Zeka doğuştan mı geliyor, sonradan geliştirebiliyor mu? Çevremizle zeka arasındaki ilişki, besinlerimizle zeka arasındaki ilişki, bir aile çocuğunun daha zeki olması için neler yapabilir? İşte bütün bunları sevgili Ferhat Çalapkulu ile konuşacağız bugün. Ferhat'la ilgili biraz daha bilgi vereceğim biraz sonra. Ama önce gelin bugünü mümkün kılan sevgili destekçimiz Mirador Speaker Agency'ye bir teşekkür edelim. Bugünkü podcast'in sponsoru Mirador Konuşmacı Ajansı. Mirador, kendisini geliştirmek ve değişimin bir parçası olmak isteyen kurumları konusunda uzman, yerli ve global konuşmacılarla buluşturuyor. Mirador bununla da yetinmiyor. Müşterilerine eğitim, atölye, sahne şovları, takım oyunları, kuruma özel podcastler, videolar ve influencer işbirlikleri de sunuyor. Ama benim açımdan tüm bunlardan daha önemlisi Mirador benim de konuşmacı ajansım. Uzun yıllardır beraber harika projeler yaptık. Birlikte çok güzel işler çıkarttık. Çıkarmaya da devam ediyoruz. Mirador'la bir ortak yönümüz daha var. Türk insanının gelişimine çok inanıyoruz. Bu çerçevede Mirador sivil toplum kuruluşlarını düzenli olarak destekliyor. Ayrıca gençlerin eğitimine katkı sağlayan projelerde de ortaklık yapıyor. Ben de onların bu yönüne bayılıyorum. İyi ki sponsorum oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kapının önünde ayakkabılarını bağlarken geçen o saniyeler içerisinde bir anda zaman duruveriyor. Portmantodaki terliklerin altına serili buruşmuş gazete kağıdındaki küçücük başlık gözünde büyüveriyor. Türk Beyin Takımı seçmelerine katılmak için aşağıdaki soruları çözüp gönderin. Kendini bildiği ilk günden beri matematiğe ve mantık sorularına ayrı bir ilgisi olan Ferhat, soruları şöyle bir göz gezdirince eline ilk kez pamuk şeker verilmiş bir çocukçasına heyecanlanıyor. İşte o gün heyecanlanan Ferhat bugün bizim konuğumuz. Sevgili Pınar onun müthiş hikayesini yazdı. Bizim Haddini Aş hikayelerini onu yayınladık. Linkini aşağı bırakıyorum. Daha detayları olur. Mutlaka oradan okuyun. Bir gün bir matematik çalıştırmaya gittiği bir komşusunun ziyaretinden geri dönerken orada ayakkabının içinde o gazeteyi görüyor. O gazetede işte bu yarışma davetini görüyor Ferhat. Ona başvuruyor ve ondan sonra hayatı değişiyor. Ondan sonra hayatı hep zekayla yoğruluyor. Şimdi ne yapıyor? İnsanları daha zeki olmayı öğretiyor ve bugün de bize anlatacağı müthiş şeyler var. Ferhat hoş geldin. Beni biraz korkutan bir konuksun. Türkiye'nin en zeki insanlarından bir tanesi, Türk Beyin Takımı. Avrupa şampiyonlukları, dünya şampiyonlukları, ürküyorum biraz. İnşallah bana çok zorluk çıkarmazsın Ferhat. Böyle zeka denince bir genel bir korku var ama hani zekadan da korkulmaz be abi. Yani zeka dediğin faydalı bir şeydir sonuçta. Göreceğiz bakalım nasıl oluyor. Peki Ferhat, bu zeka ile ilişki nereden başladı? Yani bir insanın geçimini zekadan sağlaması, Türkiye'de bir misyon biçmesi kendine ve insanları nasıl daha zeki hale getirin kurumları. Bu nasıl bir başlangıçtır? Nereden başladı? Biraz ona bir anlatabilir misin biraz? Aslında çok tesadüfen başladı da. Ama şöyle söyleyeyim. Hani hep şey örneği vardır ya, yumurta tavuk, tavuk yumurta. Zeka oyunla arasında böyle bir benzerlik de var. Yani zeki insanlar oyun oynamaya meraklıdır, oyuna düşkündür, oyunu sever. Ya da matematiği sever ya da işte oyunlarla uğraşıp ya da matematikle uğraşıp daha zeki olur muyuz? Bunlar hep birbiriyle bağlantılı. Benimki de hangisi hangisinden doğdu? Tabii ki hani ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip olduğumu düşünüyorum. Bu da benim her zaman matematiğe ve oyunlara meraklı olmama sebep oldu. Böyle bir fırsat ortaya çıkınca da hayatım içerisinde kendi yolumu buna doğru çevirdim. Keşke daha erkenden bunu şey yapıyor olsaydım, yani meslek tercihimi yapmadan önce bunu biliyor ve seçebiliyor olsaydım, ama böyle ben çok da önemli değil artık bir yerden sonra, hani çünkü hani ne üniversite okuduğumun pek bir önemi kalmadı, sonrasında direkt zeka oyunlarına alanına girmiş oldum. Ama hep tabii burada bu tek başına oluşmadı, yani bütün bu süreci en başından planlayarak bu yola girmedim. Ben bu yola girdiğimde adım adım gördüm ki bu alanda birçok eksik var. Onları adım adım tamamlamaya çalıştım. Yani ilk zeka oyunlarına yani Türk Beyin Takımı seçmelerine girdiğimde ben işte bu işin devamında mesleğim olacağını planlamamıştım. Ama girdikten sonra gördüm ki evet, birileri bunu meslek olarak yapmalı. Dünyada bunun örnekleri var. Ben de bunu yapabilirim. Sonrasında gördüm ki bunun Türkiye'de daha da çok geniş kitlelere yayılması lazım. Bunun için de çaba harcanması lazım. Oraya doğru adımlar atmaya başladı. Yani bunların hepsi adım adım oluştu. En baştan böyle bütün kariyerimi planlayarak girmedim. Yaptığım şey neydi? Oyunu seviyorum. Oyunlar gördüm.
çok ilgimi çekti ve bu yolda kendimi bir şekilde girip sonrasında da dönüp bakıyorum neredeyse 30 sene olmuş yani. Pınar, seninle olan röportajında küçük bir anekdot anlattı. O çok hoşuma gitti. Bir galiba ayakkabıların altında kalan bir gazetede keşfediyorsun. Aynen. Bu Türk işte beyin takımı, o yarışmaları vesaire. Azıcık öyle bir hikaye anlatsana. Yani bizim şeyde de var, altta haddinden hikayelerini paylaştık ama linki de verelim. Ama yine senin ağzından bir dinleyeyim. Çok hoşuma gitti çünkü oradaki yaşananlar. Yani üniversiteyi kazandığım sene ders veriyorum. İşte bizim o komşumuzun çocuğuna, yakında oturan birilerinin. Matematik dersi, onlar o üniversiteye hazırlık. Evden çıkarken o şeyin evin hemen ön tarafında ayakkabılık var. O ayakkabılıkların da altında gazete serilir. Kaç yaşındasın orada, o zaman aşağı yukarı? Kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. O ayakkabılığın hani altında gazetenin de böyle ucu görünüyor. Baktım böyle bir zeka sorusuna benzeyen şeyler var. O zaman zeka soruları kaynak çok kısıtlı. Yani bu oyun, bu tarz şeylere meraklı birisinin zeka sorusunu bulabildiği şey zaten kitap çok 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 sayılı. Bir tek Bilim Teknik Dergisi'nin arkasındaki sorular var. Hani öyle bir soru çözeyim diye uğraşan birisi için. Bir baktım sayı dolusu şey var. Dedim ben bunu alayım. Al dediler. Yani o pistir ama yani gazete olsun dedim. Önemli değil. Ben onu silerim. Bir şey olmaz yani. Bir baktım bir sayfa dolusu soru. Sonra soruları bakarken onun alt tarafında bir açıklama gördüm. Türk beyin takımı seçiliyor ve o sene ilk kez seçiliyor. Yani 92 yılında Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası düzenlenecek. Onun seçmelerinde Nevzat Erkmen Cumhuriyet Gazetesi'nde koskocaman bir sayfa soruyla yapıyor. Ben tabii orada şey derdinde değilim. Yani Türk beyin takımına girerim. Öyle bir şeyim zaten yok. Hani o seviyede bir şey olduğumu da düşünmüyorum. Çünkü bunun sporculuğuyla ilgili hiçbir şeyim yok. Altyapım yok yani. Ama ne yaptım? Çözdüm. Soruları gönderdim. Yani cevaplarımı daha doğrusu gönderdim. Sonrasında işte gazetede yayınlanmasını bekliyoruz. Evet, o elemeyi geçtiğiniz diye bir şey yayınlandı. Ondan sonrasında finallere gittim. Finallere girdim çıktım ama çok da şey gelmedi. Yani çok başarılı olduğumu düşünmüyorum. %50 falan civarı soru çözmüşüm. Hani yani doğrularımı. Ama oradaki ortam, insanlarla bir arada olmak, sohbet etmek, işte o soruların üzerine sohbet etmek, bildiğimiz başka soruları birbirimize sormak falan çok keyifliydi. Hı hı. Öyle olunca da tabii ben orada hani evet yani bu güzel bir olay, ben bu olayı takip edeyim kafasına geldim. Yani daha hani o takıma girip girmediğim hiçbir şey belli değil. Hı hı. Ama nihayetinde sonrasında öğrendim ki Nevzat Bey'i aradım falan. Sonuçları sonrasında öğrendim ki takıma girmemişim ama 4+2 takım seçiyordu Nevzat Bey 2 yedekle. O yedeklerin arasında yer almışım. Bir de bir şekilde camianın içerisine dahil oldum. Ve gidince de hoşuna gitti oradaki hava, atmosfer, konuşulan şeyler. Aynen öyle. Yani şeyde de öyledir. Yani biz Dünya Şampiyonası'na gidiyoruz mesela. Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası'nda birçok arkadaşım var. Onlarla bir araya geliyoruz, oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Yani dünya görüşlerimiz benzer, hayatlarımız benzer, insanlara yaklaşımımız benzer. Sadece orada iş şey değil, yani sudoku çözmek değil. Yani aynı kafadan insanlarla bir arada olmak çok keyifli. Hmm. Hatta bunun ilginç örneği de şeydir. Romanya ilk dünya şampiyonasına gittiğimde orada insanlarla ben daha yeni yeni tanışıyorum. Çömezim tabii böyle birazcık da acemilik de var. İşte orada Kanadalı bir arkadaşımız vardı. İlk dünya şampiyonu olan, yani ilk dünya şampiyonunun şampiyonu olan kişi Kanada'dan. Orada da Mensa üyeleri gelmişti şeye, yarışmaya. Sohbet ediyoruz. İşte şeyi anlattı. Ya dedi daha yeni işe başlamıştım. Yazılımcıydı. Yeni işe başlamıştım. İşte işverenime dedim ki böyle böyle ben dünya şampiyonasına katılacağım. Yok dedi daha yeni işe başladın, gönderemem seni. İzledim ben de istifa ediyorum geldim dedi. Hani okay. İşi bırakmış gelmiş. Hani çünkü ya dünyanın elindeki adamına bir şey yapma denir mi abi yani ben de anlamadım. Yani isterim. İşte hani işvereni o işveren kaybetmiş. O adam iş bulamayacak değil sonuçta ama hani bu kafada insanlar. Yani onun için oradaki gelip orada 3-5 gün 4-5 gün süren bir organizasyon bizim şeyler dünya şampiyonları. Hani o şampiyonaya gelip hani o ortamda olmak onun keyifli çünkü. Yani işten daha keyifli. Evet. Benim için de aynı şey oldu. Yani öyle bir ortama girince ben bu ortamı evet hem daha çok insana ulaştırmalıyım. Hani o kafaya da geldiğim zaman içerisinde. Hem de ben bu ortamın içerisinde bulunmalıyım dedim. Ama işte her şeyin başlangıcı o ayakkabılığın evet. Köşesinde gördüğüm sorundu yani. Yani aslında hem şans hem de aslında şans galiba hazırlanmış zihinlere gülüyor biraz. Sen zaten hep İşte Bilim Teknik Dergisi'nin arkasından soru bulup çözerim diye uğraşıyormuşsun. Yoksa o gazeteyi belki ben görsem böyle değerlendirmeyecektim.
Tabii farkındalık tarafı da var işin. Yani çevremizde ne olduğunun farkında ol. Dikkat zaten yani temel zihinsel beceriler içerisinde bence en önemli şeylerden bir tanesi dikkat. Yani bu sadece fırsatlar için değil, problemler için de geçerli. Problemlerin farkına varmak için de o dikkate ihtiyacımız var. Hayatımızın her aşamasında ona ihtiyaç var. Zaten fırsat da galiba orada. Ben biliyorsun inovasyon konusunda çok çalışıyorum. Hem yatırımcı olarak hem eğitmen olarak. Yani keşfettiğim kadarıyla hep bu inovatör insanlar aslında böyle çözüm konusunda çok acayip şeyler düşünmüyorlar. Problemi çok iyi görüyorlar. Yani sonra çözüm geliyor. Evet. Esas fark orada. Çoğumuz o problemi görmüyoruz ya da işte başkası çözsün diyoruz. Veyahut da bunun çözümü olmaz diyoruz. Veya bir uyduruk çözüme razı oluyoruz. O yönüyle de zekayla inovasyon bağlantılı ve sanılan aksine işin icat tarafı değil bence. Esas bu problem görme duyarlılığı işi başlangıç. Ne dersin bilmiyorum. Çok doğru. Yani öncelikle hani neye ihtiyacımız olduğunu belirlemek oradaki birinci aşama ki bunu çok farklı şekillerde yapıyoruz aslında. Yani bunu detaylı istatistikler, analizler üzerinden de yapabiliriz. Çok basit hayat içerisinde gördüğümüz evet şöyle bir şeye ihtiyaç vardan hareket ederek de yapabiliriz. Ama ben hep zekanın en çok şeyini seviyorum. Yani aslında deneyimlerimizin bir bütünü ortaya çıkarttığım şey zeka olarak. Yani biz hayatta deneyim kazandıkça daha zeki olmuyoruz ama daha zeki olmuş gibi oluyoruz. Hani nihayetinde bu tarz soruları çözdürmeyle ilgili de benim aslında hep önerdiğim şey problem çözmeye yatkınlığı arttırmak. Yani tutup da sudokuyu öğretmekle hiçbir şey kazandırmıyoruz aslında biz. Ama orada adım adım problem çözmenin mesela adımları vardır. Hani genel problem çözme becerileri eğitiminde verilir ya böyle adım adım. İşte oradaki bütün adımları biz aslında yaşatarak öğretmiş oluyoruz. Ve bunu erken yaşta yaptığımızda da çok daha süreci yani beyinlerine kazımış oluyoruz çocukların ki bence bu çok çok önemli zaten. Yani aslında kas geliştiriyorsun işte yani. Aynen. Bazı refleksif kas geliştirmiş gibi oluyor. Ya aslında ben bu yapay zekayla falan çok ilgiliyim işte. Tesla'ya yatırımcıyım, onun biliyorsun otonom sürüşle uğraşıyor. Nvidia'ya yatırımcıyım, bu yapay zeka çipleri konusunda uzman. Beni çok şaşırtan bir şey oldu. Bu yapay zeka dünyası girdikçe dünyayı takip ettiğim çok yayın var. Ya zekanın tanımı konusunda çok sıkıntı var hala. Yani çünkü bütün bu yapay zeka geliştirmecileri önce bir zekayı tanımlamaya çalışıyorlar. Ondan sonra onun üzerine bir kurgu getirmeye çalışıyorlar. Ve içine girdikçe de işte bir robot gerçekten veya bir yapay zeka insan kadar zeki olur mu sorusuna gelince de işte zekanın alt türleri tartışılmaya başlanıyor. İşte dikey bir yere odaklanmış zeka ile geniş zeka tartışılıyor falan. Bir sürü tanım sorunu var. Sence zeka ne? Yani senin tanımını çok merak ediyorum. Çünkü o tanım bir netleşirse ondan sonra onu nasıl artırırız konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Ya benim tanımım değil ama Piaget'in zeka uyum becerisidir diyor. Uyum becerisi. Evet yani bulunduğumuz herhangi bir ortam, durum neyse buna ne kadar hızlı uyum sağlayabiliyoruz. Zeka uyum becerisidir. Dolayısıyla o yüzden zekayı aslında ne kadar farklı ortama girersek ve ne kadar farklı türde problemlerle karşılaşırsak o kadar hızlı adapte olabiliyoruz. Adaptasyon becerimiz gelişmiş. Çünkü hem adapte olmayı öğreniyoruz, değişimi öğreniyoruz. Hem de çok daha kolay kendimizi tanımış ve duruma çok daha kolay kendimizi dahil etmiş olabiliyoruz. Hani benim en sevdiğim örnek budur. Hani tanım budur. Yani uyum becerisi diye tanımlanması. Ama burada tabii şimdi zekayı yapay zeka için tanımlamakla bir insan için tanımlamak çok farklı şeyler. Yani insanoğlu zaten hep robot yapmaya çalışıyordu. Evet. Robota yürümeyi öğretirken ki yaşadığı zorlukları bir anlatıyorlar. Bir işin şeyler var. Mesela insanın doğal olarak çocukluktan itibaren yapmayı öğrendiği fiziksel hareketler, kaslarını nasıl çalıştırdığını bilmiyor ki zaten. Yani biz yürürken hangi kasımızı çalıştırdığımızı bilmiyoruz. Ama onu bütün vücudumuz öğreniyor. Beynimiz öğreniyor. Ve bunu tutup da bir robota aktarmak gerektiğinde o zaman ne devreye giriyor? İnsan o zaman dönüyor, kendisini gözlemlemeye başlıyor. Biz nasıl yapıyoruz bütün bu süreci? Ondan sonra bunu aktarmaya başlıyor. Yapay zeka da aynı şey geçerli. Zaten beyin projesi başlatılmıştı yıllar önce. İnsan beynini daha iyi tanımlamak, o bağlantılar nasıl kuruluyor, nasıl oluşuyor, hani ileride artıyor mu, azalıyor mu, bunların hepsini insan onu gözlemlemeye çalışıyor. Buradan yola çıkıp bir yazılımsal yapay zekalar ortaya çıkacak. Bir de fiziksel yani gerçekten insan beyni gibi bağlantılar ortaya çıkartan yani belki biyolojik bir yapıyla yapay zekalar ortaya çıkacak. Bunu bilim zaten bunu çalışıyor ve ortaya çıkaracak ama
Orada da ben de hep şeye dönüyorum. Hani dönüp Asimov'a dönmek gerekiyor. Yani yapay zeka Asimov'un tanımlamalarıyla vardır yani robot kuralları vesaire gibi. Hani bu oraya dönüp en Dört temelde onu kuraldı değil mi? Dört kural vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O temel kuralları oturtup onun üzerinden aslında şeyi oluşturmak gerekiyor. Şu anda bazı yapay zeka projeleri korkutucu hale geldiler. Yani bir süre sonra insanlığı küçümseyen yapay zekalar ortaya çıktı. Bu Facebook'unkilerdi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Kendi aralarında iletişime geçip dil oluşturup bir süre sonra insanlığı şey yapan yapay zekalar ya da işte sosyal medyada yapılan bir yapay zeka deneyi vardı. Bir süre sonra ırkçı ve şey bir tavıra dönmüştü. Hani evet bunların hepsi oluşturulacak ve geliştirilecek. Bu yapay zekanın bu kötü örnekleri bizim için şey değil. Ama öbür tarafta ben zekayı insan için tanımlamayı ayrı düşünüyorum. İnsan tarafından oluşturulan şeyler için ayrı düşünüyorum ki orada da şey çok değişiyor zaten. Yani altyapılar çok değişiyor. Aslında yani şey olunca hani mesela teknoloji tarafında hep vardı bu zaten. Makine öğrenimi deniyordu. İşte sonrasında bunlar şimdi bugünkü jargonda yapay zeka ortak dili olarak kullanılıyor ama yani makine öğrenimi de aslında bir yapay zekaydı. Hani bir şekilde ama şu anda bu iyice dönüştü. Gerçek yapay zeka olarak neyi tanımlıyor insanlar onu göreceğiz ama bence en başta Asimov kurallarını tanımlamak lazım ki yapay zeka bizim gerçekten faydamıza bir şey dünya yaratsın. Ya benim buralar en bu konuda bulduğum ilginç tartışmalardan bir tanesi işte bir sürü tahmin var. Bu singularity dediğimiz yani tekillik teorisi işte bir noktada 2029 civarında bir yapay zeka insan zekasına eşit olacak. İşte 2040 civarında da insan zekasından 1 milyar daha zeki olacak. İşte matematik model kuruyorlar biliyorsun. Yani zekayı bir öğrenme süreci olarak kurguladığında işte mikroçiplerin işte hızın daha yüksek olması lazım. Bir de ulaştıkları verinin daha fazla olması lazım. Çünkü bugün modern zeka öyle gelişiyor. İşte satranç oynamayı öğren diyorsun. Eskiden biz öğretiyorduk. Şimdi öyle değil. İzliyor, öğreniyor. Yani doğru kaynağı verirsen YouTube'u, interneti. Şimdi oradaki ilginç tartışma da işte bu 1 milyar zeki olursa bizden 1 milyar daha kat daha zeki. Bu aslında Einstein'la sinek karşılaşmasına benzemeye başlayacak. Yani işte Einstein bir sinekle karşılaştığında ona bir empati duymuyor. Onun yaşatmak gibi bir arzusu yok. Orada bize nasıl iyi davranacak sorusu var. Ve hani bizden 1 milyar kat zeki bir şeyin fişini de mutlaka muhtemelen çekemeyeceğiz. Yani öyle kapatalım bunu bu işler olmayacak. Çünkü o zekayı eğer bir uyum becerisi olarak koyuyorsan 1 milyar kat daha çabuk uyum sağlıyor. Aynen. Bundan dolayı etik üzerine çok duruluyor şu an. Yani Asimov'un kurallarının dışında çünkü Asimov şeyi tabii çok öngöremedi. Yani nasıl zekileşecek bu makineleri öngöremedi. İşte insanlar geliştirecek o halde kuralı baştan tanımlayalım dedi. Buradaki metot da diyor ki bu kuralı tanımlayamazsın onu çünkü zaten kendisi değiştirecek. Onu ancak iyi ahlaklı yapabilirsin diyor. İyi ahlaklı yapay zeka içinde onun beslendiği kaynağın iyi olması lazım. İnternetten besleniyorsa yandık diyor. Yani çok ilginç burada tartışmalar dönüyor burada. Yani internete bağlanmayacak mı? Sonuçta eninde sonunda bütün kaynaklar kendini açabilecek. Yani dolayısıyla orada çok temel bazı şeyler var. Hani güvenlik problemleri var. Evet. Tabii iş bir yerden sonra Matrix'e doğru falan gidiyor. Evet, zaten. Evet, hani, evet. Ama bir taraftan da insanoğlu bunu kullanmayı öğrenecek. Yani çünkü bu çok işine yarayacak. Bugün şu anda biz tabii burayı düşünüyoruz ama Mars'taki kolonileşme sürecinde orada birçok işler yapılacak. İnsanın oraya gitmesine gerek kalmayacak şeyler yapılacak. İşte asteroid madenciliği olsun, dünya üzerinde yapılacak birçok zorlu görev olsun. Bir anda insanın ulaşabildiği şeyi çok artıracak tabii bu. Hani zihinsel kapasiteyi çok artıracak. Hatta işte bunun insana tekrar katkı sağlaması için hani implantlar vesairelerle dönüp insanın kendi zekasını arttırmasıyla ilgili çalışmalar yapılacak ki o zaman insan zaten kendi evrimini ortaya koyuyor olacak. Bilmiyorum onun sonu nereye doğru gidecek göreceğiz. Biliyorsun senin Elon Musk'ın bir projesi var Neuralink diye yapay zeka yani, insan beynini birbirine artıran birbirini destekleyen bir yapıya getirelim diyor. Tabii ürkütüyordu ama yani şunu da düşünmek lazım. Sonuçta insan zekasının çözemediği problemlerimiz var şu anda bizim. İşte mesela çevrenin canını okumadan ekonomik büyümeyi nasıl sağlarız çözemedik yani. Hani işte bu aralar bu çevrenin bedelini ödüyoruz. O yüzden zekanın oradaki gelişimi de önemli. Peki burada benim kafamı hep karıştıran bir şey var. Yani samimi bir soru soracağım. Böyle çok zeki insanlar var. Mesela Nikola Tesla tamam mı? Müthiş yani acayip bir adam. Fakat hayatı çok kötü geçiyor sonunda. Ya burada acaba
zeka ile akıl arasında bir fark var mı? Yani hep o tanım değil. Çünkü bazı insana bakıyorum, çok zeki değil. Hani seninle benim burada ortak anlaşacağımız ölçütlerde bir zeka problemi koysak muhtemelen çözemeyecek. Ama hayatı daha rahat yönetiyor. Hani daha hayata daha rahat uyum sağlıyor. Öyle söyleyeyim. Yani ben orada bir fark var mı diye çok merak ediyorum Ferhat. Zeka ile akıl ben çok basit bir şekilde tanımlıyorum aslında. Zeka bizim doğuştan ya da sonrasında geliştirdiğimiz kapasitemiz. Yani bardağımızın kapasitesi. Akılsa bunu ne kadar doldurduğumuz. Yani öncelikle o çok basit tanımım, o benim. Daha akıllı olmaktan kastım. Sizin kapasiteniz çok daha fazladır ama az dolduruyorsunuzdur. Başkasının kapasitesi daha azdır ama full tamamen bardağı dolduruyordur. İşte onun daha akıllı yapar. Ama burada ben tabii bunca yıldır sonuçta zeka oyunlarıyla, zeki insanlarla bir araya geliyorum. Zeki insanlarla yarışmalarda birçok farklı ortamda karşılaşıyorum. Benim zekayı aslında, yani zekaya bakışım biraz daha farklı. Yani akıllı olmayı ben sadece kendini daha zeki yapmak üzerine geliştirmek olarak görmüyorum. Yani bence gelişimde daha çok önemsememiz gereken, özellikle çocukların gelişimi daha çok önemsememiz gereken bir denge yaratmak. Yani sürekli akademik başarıya, zekalarını geliştireyim diye yapılan çalışmalar bir yerden sonra o zeki insanların da hayatlarındaki zorlukları da bu ortaya çıkartıyor zaten. İnsanlardan daha kopan, daha az anlayabilen insanlar yetiştirmemize sebep oluyor. Bunun yerine IQ kadar EQ'yu da geliştirmeye çalıştığımızda aslında çocuklarımızı hayata daha iyi hazırlamış oluruz ki bence çoğunlukla vermemiz gereken eğitimde EQ tarafında olması lazım. Özellikle bizim Türk Beyin Takımı yarışmalarındaki arkadaşları görüyorum. Bu Bilsemler var, üstün yetenekli çocukların eğitim aldığı okullar var. Bu çocukların hepsinin aslında çok ciddi EQ tarafında desteğe ihtiyaçları var. Ve kendilerini ifade etmeyi öğrenecekler, başkalarının duygularını anlamayı öğrenecekler. Bunların hepsi içinde çok farklı şeyler var. Drama gibi eğitimler var ki ben çok değerli buluyorum bu tarz eğitimleri. Ben hep bu Thomas Edison'la Nikola Tesla arasındaki mücadelede, hani hep derler ya, esas zeki olan Nikola Tesla, işte Nikola Tesla Edison ondan çalıyor falan. Ben hep ama Edison'un şey tarafına hayrandım EQ'suna. Çünkü Edison işte bir ne bileyim elektriği nasıl satacağız, pazarlayacağız, tüketicine ister, onları bunu nasıl anlatmam lazım. O tarafı muazzam. Bir yandan da işte o yüksek EQ'su sayesinde Nikola Tesla gibi adamı çalıştırmayı da beceriyor. Sonra da hani artık onun fikrini çalıyor falan, o ayrı bir konu olabilir ama yani o yüzden aslında tek başımıza galiba IQ'muz her şey yetmeyeceği için mutlaka takımlar halinde çalışmak, birileriyle iletişim halinde olmak, birilerine bir yarar sağlamak lazım. Orada EQ'su zayıf olanlar bir takılıyorlar gibi gözüküyor, yani öyle bir dert var hakikaten. Ya tabii, şimdi bir yandan da şöyle bir tarafı var. Şimdi bir bilim insanının konsantre olması gereken şey aslında bilim. Yani o bilim dünyasını takip edecek, şey yapacak. Yani bu neye benziyor? En basit örneği doktor. Yani bir doktor eğer gerçekten iyi bir doktor olacaksa, iyi bir doktorsa, iyi bir hastane yöneticisi olacak demek değil bu. Yani iyi bir hastanesi olacak demek. O iyi bir doktordur. Yani hasta üzerindeki pratik olarak, yani hastalık üzerine daha becerikli ve başarılı olur. Onu tutup da ya bu doktor çok iyi bir doktor, dolayısıyla bunun bütün yapacağı hastane vesaire de çok iyi olur, ona hayat yetmez. Yani ona zaman yetmez insanların. Yani o doktorun da bir hayatı olacak. Evet. Yani aynı şey bilim için de geçerli. Tesla çok iyi bir bilim insanıydı. Çok süper hani fikirleri vardı ve onları hayata geçirmek için çok çok da çalışıyordu. Ama ticari yönden bunları ticari hale dönüştürme konusunda sıkıntıları vardı büyük ihtimalle. O yüzden zaten Edison'la arasında problemler çıktı. Evet, yani daha ticari olan. Hep bilim diye düşünmek, evet, insanlığın iyiliğini düşünmek burada bence daha önemli. Sadece bilim değil, sadece ticaret değil. Bunların hepsinin totalinde insanlar için iyi bir şey ortaya koymak asıl önemli. Bu noktada da iki tarafın birlikte çalışması gerekiyor ki zaten böyle ortaklıklar daha başarılı oluyor. Ya evet, evet, çok haklısın. Ya ben mesela bu konuda çok ilginç gördüğüm örnek Apple'dır. Yani Steve Wozniak, biliyorsun, esas arkada bu devreleri tasarlayan, ki hani bu dönemlerde esas. Yani öbürü de işte EQ'su acayip bir adam, Jobs'da yani. Yani pazarlama dehası, tasarımdan anlıyor, insanların ihtiyacını anlıyor, neyi nasıl söyleyeceğini biliyor falan. Öbürü de arkada müthiş teknik, o zaman bu olay oldu. Yani ben hep baktığımda büyük başarılara ya bu iki kişiyle olduğunu görüyorum bunun. Mesela Zuckerberg çok ilginç bir örnek, Facebook. O da Harvard'da psikoloji falan okuyor aslında. Yani aslında
duygusal zeka tarafında çalışıyor ama yazılıma meraklı. Yani ikisinin evet. kombinasyonu üretiyor. Yani bir tanesi yetmiyor. Öbür türlü dünyanın en harika kodcusu olsun, programını yazıyorsun ama mesela esasında insanların birbirlerinin işte hakkında dedikodu yapmak istediğini Facebook'ta keşfedemiyorsun. Yani o işte başka gelişmelerle herhalde mümkün oluyor. O yüzden bu böyle herhalde biraz hani iki taraf birden. Sen peki şirketinle beraber şu andaki yaptığınız eğitimlerde, işte geliştirdiğiniz zeka oyunlarında daha ziyade IQ odaklı mısınız yoksa EQ odaklı mısınız? Yani çünkü IQ'da belli bir seviyenin üzerine çekilebileceğini anlıyorum. Yani genetik gelen bölümü var. Ama sen bu oyunlara eğitimleri yaptığına göre onu ya parlatıyorsun o genetik gelen bölümü ya da belki biraz daha farkındalık yaratıyorsun. O nasıl oluyor? Hem yani IQ mu EQ mu odaklısın? IQ nasıl yükseliyor? Biraz oyunlar nasıl aslında, yardımcı oluyor buna? Yani aslında çok farkındalık kısmı çok önemli. Çünkü bizim yaptığımız event, yani çoğunlukla event yapıyoruz. Bir etkinlik yapıyoruz. Kısa süreli bir oyun, deneyim yaşatıyoruz. Dolayısıyla orada yapabileceğimiz şey farkındalık yaratmak. Hmm. Yani bu farkındalığı da zaten takım oyunları yapıyoruz hep. Yani takım hmm. oyunları olduğu için orada benim en çok önemsediğim şey takımdaki insanlar birbirlerini tanısınlar. Hmm. Yani hiç ummadıkları şekilde ortamlarda görüyorlar. İş arkadaşı olmak başka bir şey, oyun arkadaşı olmak başka bir şey. Yani şimdi ben hangisiyle daha samimi olursunuz diye sorsam, ben insanların %99'u oyun arkadaşımla daha samimi olurum. İşte hı-hı. orada o insanları iş arkadaşlığından oyun arkadaşlığına geçirdiğimizde onların zihinlerinde birbirlerine doğru pozitif bir şey yaratıyoruz. Hı-hı. Ve bu yarattığımız şeyi zaten çok kolay da yapmamamız gerekiyor. Nihayetinde orada sadece rakam doldurmak gibi bir iş görev değildi benim onlara yaptırdığım. Çoğunlukla hı-hı. bir zor durum oluşturmak. Hı-hı. Küçük de olsa bir beyin fırtınası yapmalarını, fikirlerini ortaya atmalarını sağlamak ve bu fikirlerden de ortak bir karara gelip çözüme ulaşmalarını sağlamak. Çoğunlukla bu şekilde yürüyor zaten oyunlardaki keşif süreci. Bunları birlikte yaşattığımız deneyim, o güzel hatıra da onların takım aidiyetlerini, birbirlerine olan işte bakışlarını geliştirmek için fayda sağlıyor. Bu kadarcık çalışmayla IQ gelişir mi? Tabii ki böyle bir çalışmayla IQ gelişmesi. IQ gelişmesi dediğimizde yani zihnimizi burada IQ gelişiminden kastım illa IQ testindeki puanımızın işte 10 puan 20 puan artması değil. Sadece o bizim zekamızı parlatmamızdan bahsediyorum. Yani daha aktif kullanarak onu bir tık hazır hale getirmemiz. Bundan bahsediyorum. Bunun için de bir farkındalık yaratmış oluruz. İşte ne oluyor? Çeşitli farklı kaynaklar önerebiliyorum o şeylerde, eğitimlerde. Onlara farklı kaynaklar sağlayabiliyorum. Bunlar da onların en azından başlama kısmında işlerini kolaylaştırıyor. Zaman ayırıyorlar mı? İşte işin asıl problem kısmı o. Yani çok azı gerçekten zaman ayırıyor. Çoğunluk hayatın işte koşturmacası şeye devam ediyor. Ancak çoğunluk nasıl oluyor? Çocuğu olanlar, erken yaşta özellikle çocukları olanlar daha çok zaman ayırıyorlar. O da çocuklarına bunu aktarabilmek için. Şeyimiz birazcık hani zaman planımızda bu tarz kendimize ayırdığımız bu tarz şeyler ne yazık ki geri planda kalıyor. Ama o küçük takım deneyimi de yaşadıkları için onların kafasında bir yerlerde bir şey oluşmuş oluyor. O açıdan eğitimler gayet keyifli ve faydalı katıyoruz. Geçiyor. Evet, aynen öyle. Yani evet, bu insanların gelişime açıklık sıkıntısı hep oluyor. Yani ben 52 yaşındayım, yeni şeyler nasıl öğreneceğim? İşte şu anda canlı podcast yapmayı öğreniyorum. Çünkü inanıyorum ki hani şimdi seninle zeka nasıl gelişir biraz konuşacağız. Zekayı geliştirmenin veya olan zekayı daha yüksek potansiyelde kullanmanın yolu galiba yeni şeyler denemekten geçiyor diye düşünüyorum. Aynen öyle. Eğitime geliyor, bir sürü şey öğretiyor. Çok da hoşuna gidiyor. Çocuklarıma anlatırım en iyi ihtimalle. Yani ben buradan yola çıkıp yeni bir şey deneyeyim. Çok az duyuyorum. Var oluyor zaman zaman. Eğitimden sonra ulaşanlar oluyor. Yani ben de kumlarla çalışıyorum. Sen de benzerini yaşıyorsun. Peki yani bu tamam. Oyun tarafının böyle bir farkındalığı var. Ve oradan farkına varıp ben eminim hayatında belli değişiklikler yaşayan, en azından çocuğuna yansıtanlar var. Ama daha uzun vadeli bir süreç olarak bakıyor olsaydık. Ben sana gelseydim Ferhat, ya ben zekamı daha iyi kullanmak istiyorum veya daha zeki hale gelmek istiyorum. IQ, EQ nasıl alırsan. Nasıl bir uzun vadeli yolculuk çizerdin bana? Ne yaparsam ben daha zeki bir adam olurum abi. Bir kere çok temel bir şey var. Hani benim yaklaşımım diyeyim buradaki illa bu bilimsel bir şey değil tabii ki ama zeka için tanımım neydi? Adaptasyon becerisi. Yani bizim karşılaşacağımız her türlü farklı düşünme etkinliği,
bize fayda sağlayacaktır. Bu noktada şey değil, hani mesela zeka soruları çözmek, evet, ama zeka soruları bir süre sonra standartlaşır. Beynimiz zaten hani otomatik pilot olarak. Yani pattern'ları buluyor ya ben, değil mi, süre sonra? Bunun pattern'ını buluyor. Tabii tabii. Yani ben mesela sudoku çözmekten örnek vereyim. Sudoku, hep sudoku çözmek, hep aynı türdeki soruyu çözmek bir süre sonra bizim sadece hani şey oyunlar vardı, böyle noktaları karalama oyunları falan vardı çocukken yaptırılan. Hani o tarz bir şeye dönüşür. Niye? Çünkü onun için aslında biz herhangi bir zihinsel enerji harcamayız, zihinsel bir efor harcaması hale geliriz. Çünkü o bizim için standart şey yani. Ama ne zaman ki yepyeni kuralları olan bir sudoku çeşidi türevi vardır, oyunların bir sürü türevleri oluyor, onlardan başka bir tanesi ya da bambaşka bir oyun türüne ya da bambaşka bir şeye geçtiğimizde o zaman ortaya bizim de zihnimizi zorlayacağımız yeni bir problem çıktığı için işte gerçek anlamda adaptasyon becerimizi geliştirmemiz söz konusu oluyor. Hatta şeyi söyleyeyim, mesela zekayı en çok geliştiren şeylerden bir tanesi sohbet etmek. Yani bir karşılıklı sohbette biz zihnimizi çok aktif kullanırız. Hele bu bir de tartışma olursa, belli bir konu üzerinde tartışma olursa o zaman biz gerçek anlamda, çünkü aktif dinliyoruz, karşımızdakinin ne söylediğini anlıyoruz, bunun üzerine düşünüyoruz, argümanlar geliştiriyoruz. Çok ciddi bir şey sürecine, zihinsel bir performans sürecine girişmiş oluyoruz. Bunun dışında tabii ki kitap okumak gibi, yani hayal gücümüzü de kuvvetlendiren şeyler var. Yani illa zeka gelişimini böyle sihirli şeylerde aramaya gerek yok. Yani zihnimizi aktif kullandığımız ve bizi farklı ortamlara sokan her türlü şey, süreç bizi aslında daha zeki hale getiriyor. Bu yüzden aslında pratik zeka anlamında biz Türkler çok avantajlıyız. Çünkü bizim hayatımız sürekli adapte olmayı gerektiren yeni koşullarla gelişiyor. Yani sürekli yeni koşullar oluşuyor çevremizde. Evet. Biz bunlara, ama bu sistemli bir zeka değil. Yani bu sistematiğe dönüştürülmüş bir şey değil. Pratik zekamız o yüzden çok kuvvetli oluyor. Anladım. Yani durum adaptasyonu Türkiye... Ya ben aynen öyle. Hiç unutmadığım bir olayım var Amerika'da. Bir işte o zamanki patronumla beraber New York'tayız. Bir taksiye bindi. 7 dolar tuttu yanlış hatırlamıyorsam. 12 dolar verdim. 5 dolar üstünü bekliyorum. Kafayı yediler orada değil mi? Baba bitti. Hiç koptu. Ben de işte indik. Şimdi gençli bir adamın patronu şey dedim. Ya bu Amerikalılar ne salak oluyor dedim. Tam da şeyin önündeyiz burada. Empire State Building'in önündeyiz. Sence dedim bunu salaklar mı yapmış oldun dedi. Yeah. Ha dedim, o zaman iki tür zeka var. Bizim zeka bu işi hallediyor da bunu yapamıyor yani. Bu çünkü hani aynen. New York'un o dehşetingiz, hani oradaki o gücü hissediyorsun zekanın, hani neler yaptığını, Wall Street'i vesaire. Aynen. Ama pratikte dediğin gibi bizim kadar çabuk adapte olmuyorlar. İşte orada biraz akıl zeka yine işte işlemine karışıyor galiba. Yani zor koşullar insanı daha kıvrak yapıyor olabilir ama belki zekayı uzun vadede güzel şeyler yaratmak, çünkü kısa vadeye adaptasyon ayrı bir şey ama uzun vadeye adaptasyon bence işte öngörü, içgörü, beynimizin daha kullanmadığımız bölgelerini kullanmak anlamına geliyor. Oralarda zorlanıyoruz galiba biz Türkler. Bir de şey var şimdi, mesela en başta hani çok karşılaştığımız şey. Zekadan niye korkuyoruz biz Türkler olarak? Çoğunlukla biz korkuyoruz. Yani niye korkuyoruz? Zeka bizi korkutacak bir şey değil. Bunu nasıl kullandığımızla alakalı bir şey. Çünkü bizde bu işte kıvrak zekalı insanlar bunu kötü niyetli çok kullandığı için bizde zekaya karşı böyle bir şey de var. Yani bir algı da oluşmuş durumda. Kurnazlıkla karıştırıyoruz. Evet yani kurnazlık yani çoğunlukla hinlik, yani bu kötü amaçlı, yani bir diğerlerine zarar verebilecek şeylere dönüştürülmüş bir zeka ortaya çıkartıyor. Bu da bizi zeki insanlardan korkar hale getiriyor. Aslında öyle bir şey yok. Yani zeki insanlar iyi ahlaklı olsunlar, düzgün insanlar olsunlar. Yapay zekayı nasıl daha ahlaklı yapmaya çalışıyorsak biz insanlarımızı bu şekilde yetiştirelim. O zaman zekadan korkmamıza gerek yok. Nasıl yani zekanın... Tabii bu... Nereye varacağı da önemli. Yani iyi niyetli bir zeka mı geliştiriyoruz, kötü niyetli? Yani yapay zekada da insanlarda da aynısı geçerli. Ve problemleri çözme, işte dünyayı daha iyi hale getirme konusunda kullanırsa zeka aslında muhteşem ama kullanımı biraz daha cinlik, hinlik olunca bizim millet biraz korkuyor ondan diyorsun. Kişisel çıkara daha çok, yani tabii ki hepimiz sonuçta kendimiz için, yani kendi çevremiz, en yakın çevremizden başlayarak zekamızı kullanmaya çalışıyoruz. Ama bunu kullanırken diğerlerine zarar verecek bir hale getirirsek o zaman sıkıntı var. Ama bunun için tabii... Yani çok şey var. Yani bizim toplumsal olarak altyapımızda çok şeyin değişmesi gerekiyor. Buraya girdik mi işte televizyonlardaki programlardan da ayrı dem vururuz. Eğitim sisteminden de ayrı dem vururuz. Ama öbür tarafta ben bunların hepsinin değişeceğini düşünüyorum. Çünkü nihayetinde toplumda daha çok düşünen insan olduğunda o düşünen insanlar da bu, evet, bizim bunları da
bu şekilde değiştirmemiz gerekiyor öne çıkartmaya başladıklarında bizim toplumumuzda yavaş yavaş belki bizim neslimizden sonraki nesilde ya da bir sonraki nesilde işte o gıpta ettiğimiz daha ileri yani sosyal hayatlarını daha oturtmuş ülkeler seviyesine geleceğini umuyorum. Öyle, zaten düşün. Bunun için çaba gösteriyoruz. Evet, ona geleceğiz zaten. Yani sen buna aktif katkıda bulunuyorsun. Ya sana bu şimdi çevreyle ilgili bir şey soru soracağım da yani çevremize kimleri olursa, kimlerle arkadaşlık edersek, çünkü onun önemli faktörü olduğunu görüyorum. İşte sohbet tamam da ne sohbeti yapıyoruz değil mi? Yani konuştuğumuz konu da işte bir problem çözme mi, dünyayı keşfetme mi? Futbol maçını tartışmayacağız değil mi? Evet, yani. Evet. Bunun yapay zekada Türkiye'de çok acayip bir örneği var. Ben hep buna gülüyorum. Belki denemişsindir. İzmit yönünden İstanbul'a gelirken orada bir Opet benzincisi vardır, kocaman olan bu Mehmetçik Vakfı'nın. Evet. Google haritayla geliyorsan seni o oradan geçirmeye çalışıyor. Çünkü şeyi çözmüş, bizim Türkler hep oradan hızlı gidiveriyorlar yani. Ön, işte trafik tıkandığı yerde. Çok iyiymiş ya. Yani o yüzden evet, zeka bazı, biraz yani. Bazı yerlerde yan yola sokmaya çalışıyor. Evet evet, orada yani zeki, çünkü ona bir görev veriyor. Yani şu andaki yapay zeka biliyorsun optimizasyon yapıyor. Yani bir görev veriyor. Aynen. Bu nasıl çözülür diyor. Onları veriye bakıyor. Buradan gitmek daha iyi diyor. Böylece Google'un da zekasını zaten biased hale getirmişsiniz biraz. Yani bence, o yüzden çevre galiba çok önemli. Yani zeki de olsan önemli, nasıl kullandığın için. Bir de galiba zekanın gelişmesi için de önemli dersen. Yani kimler arkadaş geçsin abi insanlar? Hani çünkü ben arkadaşlık Türkiye'de çok kaderle gelişiyor. Okulda tanıştıklarım, mahallem. Bir de böyle bir hani sadakat duygusu da var. Tamam güzel, yani eski arkadaş güzel de ben yeni arkadaş çok özen görüyorum. Ben seninle arkadaş olmak istiyorum çünkü. Çünkü inanıyorum ki çevremizin ne olduğu hem işte sen anladığımda zekamızın seviyesini bir miktar değiştiriyor. Bir de onu nasıl kullandığımızı etkiliyor galiba. Kimler arkadaş edelim abi? Nasıl olsun bu işlerde? Ya öyle bir şey hani çok tesadüfen gelişmiş bir şey. Yani en samimi arkadaşlarımız kimler? Eğitim hayatından ortaya çıkan, hani bizimle beraber büyümüş. Hani birlikte biz kader arkadaşlığı yaptığımız arkadaşlarımız, hani en samimi diye baktığımız zaman çocukluktan gelen şeyler var. Hani güçlü arkadaşlıklar var. Sonrasında hayat içerisinde tanıştığımız insanlar var. Bunların bir bölümüyle işte sıradan arkadaşlıklar oluşuyor. Bir bölümüyle çok samimi oluyoruz, sohbetimiz. Orada ama hep belli bir frekansta olmak gerekiyor. Yani zorla yürütülecek bir şey değil arkadaşlık çünkü. Yani o şey hani emek isteyen bir şey bir yandan da. Yani arkadaşlarımızla sadece iyi günde dost olmuyoruz sonuçta. Onlarla kötü günde de arkadaşlık yani etmemiz gerektiği için. Dolayısıyla bu emek isteyen bir şey. Zaten biz bir süre sonra seçici oluyoruz herhalde arkadaşlıklarımızda. Yani ben çok tesadüflere inanan bir adamım. Yani hayatım da benim öyle geçti. Yani tesadüflerle bir araya geldiğimiz insanlar kafamızda uyuyorsa zaten biz o insanları görüşmek için fırsatlar da yaratıyor hale geliyoruz. Giderek şey de bir zorlaşıyor. Yani şimdi çocukla da şey artıyor. Ha, ama bunu çok böyle hani seçici davranmak şey olarak da hani söylemiyorum ama nihayetinde hepimizin kaliteli vakit geçirdiğimiz insanlarla bir araya gelme şeyimiz olması lazım. Hani ortamları da çok önemli mesela. Yani insanlarla bir araya gelebileceğimiz ortamlar da çok sınırlı hale geldi. Evet. Mesela şimdi çocuklar belli bir yaşa gelince evde bile bir araya gelmek zorlaşıyor. Evet, evet. Niye? Çünkü çocukların bir araya geldiği bir şeye dönüşüyor. Evet, evet. İşte onları ayarlamak lazım. Bir şey olarak ama güzel sohbet edeceğimiz bir ortamlar olur. Yani en azından oyun oynanabilir. Böyle güzel keyifli oyun oynanabilir bir yerler de var. Onlarda falan da bir araya gelmek güzel keyifli olur. Onlara da çok ihtiyaç var aslında. Yani mesela oyun kafeler çok fazla. Türkiye'de çok fazla yaygınlaşmadı ama onlar da şey için çok güzel alanlar. Yani oyun oynamak için her zaman evler müsait olmuyor. Böyle bir ortama gidince çok daha rahat, keyifli, hani zaman geçirilebiliyor. Mesela orada da çok büyük bir eksiklik var bizde. Hani tabii ki Sen oyun kafe deyince benim aklı abi okey gitti. Öyle değil işte, tabii. Senin değil. Bu zeka gelişi oyunu. Tabii şimdi şeyler vardır. Strateji oyunlar vardır. Böyle board game. Dünyada kutu oyunları çok büyük bir sektör. Türkiye'de bunlarla ilgili kutu oyunu deyince birkaç tane böyle temel oyun vardır. İşte artık kızma biraderi bile kutu oyunu diye şey yapacaklar yani öyle söyleyeyim. Hani şimdi diğerlerini söylemeyeyim ben. Gerçi burada televizyon değil. Sen söyleyeyim. Böyle Monopol falan şey, kutu oyunu gibi şey yapıyor. Yani şimdi Monopol tamam güzel. Hani çocuklara para kavramını öğretmek için iyi bir oyun. Ama öbür tarafta büyüklerin arasında oynayacağı çok daha kapsamlı, eğlenceli oyunlar var. Hani neyi seviyorsun mesela bu ticarileşmişler arasında yani? Ya yani bunu ailenizle oynasanız aslında size yararlı olur. Ben mesela tabuyu falan çok seviyorum. Çünkü tabu. Hani ifade etmeye çalışıyorsun. Hatta şey var mesela
Çocuk tabusu var. Çocuk tabusunda şeyler, kelimeler daha az ve daha basit onların anlayabileceği, bilebileceği. Şimdi bizim büyüklerin tabusu çok daha kapsamlı oluyor. Çocuk tabusu, hatta şeyi bile öneriyorum ben, öğretmenlere falan da söylüyorum. Yani o kartlarda bir şey yok. Hani kağıt sonuçta, kart dediğiniz. Çocuklara kendileri kendi tabu sorularını hazırlatın. Kendi tabu sorularıyla oturun. Hani onların bir şeyi olsun. Hani hem orada şeyi de düşünmek orada önemli. Hani ben bu tabuyu hangilerini saklatarak buldurtayım. Hani orada işin oyun kurucu tarafına geçtikleri zaman başka bir düşünme biçimine de geçiyorlar. Ki bence çok daha önemli işin. Yani orada planlama değişiyor bir anda. Yani oyunu oynarken ki şey, evet, ama bu planlamayı yaparken ki dünya başka bir şey oluyor. Valla ben de işte bir yandan üniversitelerde öğretim görevliliği yapıyorum. En zor şey soru hazırlamaktır hep. Yani en zorlandığım şey doğru soruyu nasıl soracağım. Dediğin gibi, çünkü o, yani karşı tarafı da hesaba katmaya başlıyorsun. Cevap verirken sırf kendi cevap ver. Bunda şimdi karşı taraf ne düşünecek? Tabii işte ki. Yani galiba yani zekanın gelişimi için iki şey gerekiyor. Yani bir, beyne girdiği kalitesini artırmamız lazım. İşte doğru çevre, doğru arkadaşlar. Bir de dediğin gibi beyni biraz zorlamak lazım. Yani benim bildiğim kadarıyla beyin işte fizyolojik olarak, yani evrimsel olarak az enerji harcamaya çalışıyor. Çünkü Çok aslında doğru. vücuduk enerjinin çoğunu tüketiyor. Aynen. Ve evrim de ona diyor ki ya aç kalabiliriz, tüketme bu enerjiyi. O yüzden bildiği yoldan gitmeye çalışıyor. Galiba zekanın tanımı biraz, yani artırmanın yollarından bir tanesi bilmediğin yolları çok kullan. İşte soru sor, soru cevaplayacağını, onlardan bir tanesi. Var mı böyle başka önerilerin? Yani beynimizin daha bilmediğimiz alanlarını kullanmak konusunda yeni şeyler okumak, öğrenmek, kitaplar çok hoş. Başka böyle pratikte işe yarayan şeyler Tabii var mı? ki yani sol elini kullan. Yani sağ elini kullanıyorsan sol elini kullan. Yani sol elinle bir şeyler yapmaya çalış. Yani baktığınız zaman çok kolay bir şey gibi görünüyor. Ama o süreçte biz hani beynimize yepyeni bir şey öğretmiş oluyoruz. Yani bu bize fayda sağlayacak bir şey midir? Belki sağlar. Yani yarın öbür gün sağ elimiz sakatlandığı zaman sol elimiz daha şey olur, ama bunu yapmamızın bize hiçbir zararı yok ki. Yani sol elimizi şimdi klavyeden dolayı biraz daha aktif kullanabiliyoruz gerçi, ama yine de sol elle yazı yazmaya çalışmak, dişlerimizi fırçalamaya çalışmak, ayna karşısında işte saçımızı taramaya çalışmak vesaire. Yani ya da tıraş olmaya çalışmak. Tıraş belki tehlikeli olabilir ama hani kesici. Ama nihayetinde bir şeyleri sol elle yapmaya çalışmak bize yepyeni bir şey katıyor. İşte müzik aleti çalmaya çalışmak, yeni bir dili öğrenmeye çalışmak, yabancı dil öğrenmeye çalışmak. Bunların hepsi tabii sistematik yapılması, uzun soluklu şeyler. Bir de şeyi söyleyeyim, hani zeka ile ilgili çok bizim aslında kaybettiğimiz şeyler de var. Zamanın, bizim teknolojinin bize getirdiği fakat bizi geri planda, beynimizi geri plana atan şeyler de var. En basit hafızamız. Yani bundan 15-20 sene evvel cep telefonu kullanmıyorken sıradan bir insan 25-30 tane, belki 50 tane telefon numarasını ezbere biliyor. Aynen öyle. İşte yakın çevresindeki arkadaşlar. Ben hala o zamankileri hatırlıyorum. Şimdikileri bilmiyorum abi. Hala onlar hakkında şimdikileri bilmiyorum yani. Şimdi mesela 6 basamaklı şifre veriyor bize işte bankacılık sistemi. Girip hani hemen oraya giriş yapmak için, ya da işte 5-6 basamaklı kredi kartı alışverişi için hemen bir anlık şifre veriyor. Onu bile insanlar hatırlamakta zorlanıyor. Telefonun ekranından bakıp oraya taşırken unutup geri döndüğüm çok oluyor benim. Ve onu da basitleştirdiler ya, şimdi 6 o da geliyor. Tabii. Demin gelen SMS'i bir girmek istiyor. Yani iyice aptallaştırıyorlar tabii, doğru söylüyorsun. Şimdi bu bize yapay zekanın zararı aslında. Yani orada yapay zeka yapmıyor aslında, teknoloji yapıyor da. Neyse, ama bu bizi insan olarak sahip olduğumuz becerilerimizin geri plana atılması demek. Yani ne oluyor? Telefonun şarjı bitince bizim bütün şeyin, hayatımız çöküyor. Yani işte çocukken en çok sorulan soru oydu. Mesela matematik bize ne işimize yarayacak? İşimize yaramaz. Çarpım tablosunu öğrenmekte zorlanan çocukların en büyük argümanı neydi? Hesap makinesi var öğretmenim. Yani niye biz çarpım tablosunu öğrenmek zorundayız? Tamam, hesap makinesi yoksa ne yapacaksın? O sadece çarpım tablosu değil ama. Yani orada bir düşünme biçimi var öğrendiğimiz. Yani bizim aslında hani mesela hafızayla ilgili de geri plana düştüğümüzü söylediğim şey, yani biz hatırlama becerimizi kaybediyoruz. Hatırlayıp, yani çok kolaydır aslında 6-7 basamak ve giderek düşüyor. Yani şimdi bununla ilgili bundan 10 sene evvel bir insan olduğuna, normal bir insan olduğuna bir işte rakam dizisi verdiğimizde 10 basamaklı bir rakam dizisini ezberleyebiliyordu birkaç saniye içerisinde. Şimdi bu 6'ya düştü mesela. Yani giderek belki şifreler de kısalacak. Yani bir sonraki şeyde bankacılık şifreleri 5 basamağa falan düşecek. Ya, bir ya de da 4 işte basamağa düşecek. Apple diyor ki ben akıllı bir şifre atayım mı diyor ona iPhone'da. Sonra daha şifre hatırlamaya gerek kalmıyor. Akıllı bir şifre atıyor. Onu tıklayınca zaten kendi kendine gelmeye başlıyor.
Çok ilginç. Ama işte ya, bu konuda bir burada şey ama bizim ihtiyacımız olan şey işte dönüp kendimizi hafızayı geliştirecek küçük pratikler yaratmak. Yani bunlardan en basit şeyi nedir? Gün içerisinde ben ne yaptım? Ya da işte farkındalık olarak ben şurada şunu yapmıştım. Bu neydi? Bunları geri dönüp hatırlamaya çalıştığımızda ya da biraz hafızamıza yönelik ya yok ben bunu ezberleyeyim. Bakayım aklımda tutabiliyor muyum? İşte biraz kendimiz bu konuda pratik yaptığımızda işte ne sağlayacak? Hafızamız körelmemiş olacak. Zeka oyunlarının bir avantajı da olur. Yani mesela hep Sudoku örneğini veriyorum. Yani ama Sudoku değil. Burada yani kimse yanlış anlamasın. Binlerce oyundan bahsediyorum. Yani burada sadece zeka sorusu Sudoku çözmekten bahsetmiyorum. Bunların içerisinde hafızayı da kullanırsınız. Çünkü orada belli ipuçlarını bulursunuz. Sonra onları bir yerden tekrar birleştirmeye çalışırsınız. O sırada onu aklınıza tutmaya çalışırsınız ki işte bir yandan da hafızayı işte aktif tutmak için yani hep zeka oyunlarına gelmeyeyim. İşte sadece gün içerisinde ne yaptığımızı hatırlamakla bile süper pratik yapmış oluruz yani. Ya ben mesela o konuda günlük yazmanın inanılmaz faydasını gördüm düşünüyorum. Yani günlük yazmak çünkü hem günü hatırlıyorsun tekrar bir de o andaki duyguların falan da devreye girmeye başlıyor. Yani çünkü günlük böyle işte saat 7'de buraya gittim değil işte 7'de spora başladım. Kendimi çok halsiz hissediyordum. Hocayla iki sohbeti kendime geldim falan diyorsun. Ve aslında beynine olayları bir daha bir yaşatıyorsun. Sanki o da bir iyi bir yöntem gibi. O halde zeki olacaksak içeri girdi artıyor ve beynimizin daha evvel kullanmadığımız şekillerde kullanmanın yollarını arıyoruz hep. Bu da genelde yeni şeyler yapmaktan geçiyor. Bu arada yani ilginç bir araştırmaya denk gelmişim. O da diyor ki Alzheimer'la başa çıkmanın da yolu budur. Çünkü beyniniz yeni şeyler öğrendikçe genişliyor adeta. Yani hani var ya meşhur beyni şu kadarını kullanıyorsun aslında. Yani o aslında biraz daha galiba beyindeki hangi networkleri kullanıyoruz. Yani nöron bağlarının yeni nöron bağlarını kullanmaya başlamak, yeni nöron bağları inşa etmek ve zihinsel yaşlanmanın önündeki en iyi mücadelenin de bu olduğunda ilgili çok ilginç şeyler okumuştum. Yani eğer işte bir gün Alzheimer gibi, bunama gibi sorunlardan mağdur olmak istemiyorsanız beyninizin daha fazla bölgesini kullanın. O da yeni şeylerden geçiyor temelde. Yani yeni şeyler öğrenme ve orada da yine o podcast, bir podcast dinlemiştim hiç unutmuyorum. Bunun da en güzel yollarından bir tanesi sabah bir sevdiğiniz birisiyle beraber yürüyüş yapıp sohbet etmektir diyor. Çünkü galiba bu yürüyüş, bu bazı şeyleri rutine bağladığı zaman beynin gürültüsü biraz susuyor. Gereksiz şeylerle uğraşmayıp yeni şeyleri düşünmeye vesaire. Çünkü sabah kalkıyoruz hep o günün dertleri kafamıza üşüyor. Zeki falan olmuyoruz. Hani nasıl bunlardan çabuk atlatırım diye en kısa yola gidiyoruz. Bazen onu susturmak lazım. Ben bir ara yapıyordum hocam. Sonra çok tepki çekti bu. Şirketlerde yaratıcılık konusunda çalışırken önce bir meditasyon yaptırıyordum ben millete. İşte böyle bir susuyoruz, sessiz oluyoruz, derin nefes falan. Ve sonrası çıktılar çok daha iyi oluyordu. Ama işte iş hayatında bunlar hep böyle bir lüks gibi geliyor. Yani iş hayatında düşünmek lüks be Ferhat değil mi? Hani düşünüyorum ben odamda oturduğum bir saat falan diyemiyorsun. Yani ajandan doluysa iyi işiniz. Ne diyorsun bu konuda? İş dünyası zeka geriletiyor mu sence biraz? Biraz böyle biraz headlight, bir başlık çıkaralım şuradan gel. Ya şöyle iş dünyası fazla ticari odaklı yaklaşıyor. Ama şunun farkına mesela şimdi benim mesela Oynevi ilk benim bu alana girdiğimde kurduğum şirketim Oynevi. Şirketlere event yapmak üzerine. Şirketlere gidip event yapmayı anlattığımız zaman ne gerek var diyorlardı. Yani çünkü oradaki yaklaşım tamam dünyada bunun örnekleri vardı. İşte takım ruhunu geliştirmek için etkinlikler, çalışmalar. Ama bunlar da hep böyle standart paketler şeklinde. Yani sizin ihtiyacınıza uygun bir şeyler hazırlamak diye konuştuğumuz zaman ya hep işin parasal boyutuna bakıyor. İşte bu biz bunu yapacağımıza beraber bowling oynamaya gidelim diyor mesela. Niye bowling kişi başı şu kadarı hallediyoruz diye bakıyor. Niye orada otel kiralama, ayarlamalar, şunlar bunlar çok daha maliyetli görünüyor çünkü. Bir de zahmetli, zor, daha zor. Yani tabii input yani, da lazım adamlar ya o da ona temel. Ama şunu görüyor iş dünyası. Sonra giderek aslında ne kadar tıkandığını görüyor. Yani iş tıkanıyor, insanlar mutsuz. İnsanları mutsuz ettiği için şirketteki çalışan şeyi sürekli değişiyor, profil değişiyor. Oradaki giderek daha az iyi insan iş bulabiliyor orada. Yani işe daha az kalifiye insanları çalıştırmak zorunda kalıyorlar. Çünkü insanların mutsuz olduğu bir yerde insanlar kalmak istemiyor. Bir süre sonra dönüp iş dünyası ya biz bunu yapmamamız lazım. Mesela bundan 15 sene, 10 sene evvel şey yoktu. Kurumsal iç iletişim diye bir şey yoktu. Evet. Şimdi şirketlerde artık iç iletişim var. Yani sadece kurumsal iletişim, dışarıdaki müşteriye iletişim yapan firmalar artık çalışanına da iletişime önem vermeye başladı. Ve bunlarla da bütün
kişisel gelişimi sağlayacak her türlü faaliyet, meditasyon, nefes terapisi, zeka oyunları, ne dersek diyelim, kişisel gelişimiyle ilgili hani sinema kulübü ya da kitap kulübü, her türlü faaliyet aslında o şirketin çalışanından aldığı verimi artıracak şeyler olduğu görülmeye başlandı. Bunlar daha yeni yeni oluyor ve bizden daha çok bunu isteyecekler. Ben de onu söyleyeyim. Yani şirketler bize diyecekler ki artık ya biz herhangi bir şey, ya ben ona şey diyorum, mesaj kaygılı eventler diyorum. Öyle hep mesaj kaygılı eventler istemeyecekler. Sadece hani eğlenmek için event istiyoruz diyecekler yani. Beni konuşmaya davet ediyorlar, şu mesajı verelim. Ya o mesajı sen ver, ben konuşayım, bırak yeni şeyler anlatacağım belki, yani değil mi? Hani aynı şekilde senin oyunlara geçerler. Hatta şöyle yani. Mesela bir oyun yapacağım diyorum. İşte içinde bazı işte kurumsal mottolar vardır, onları falan katarım. Onlar oyunun içinde şifrelerde bir şekilde karşılarına çıkar falan diye. Bir liste geliyor mesela 50 tane. Bunlardan ne kadar katabilirsen. Ya diyorum o kadar böyle bir şey değil. Yani bütün her şeyi böyle veremeyiz. Hani çok basit birkaç şey yani duygusal olarak hani ya da mesaj olarak karşılarına çıkar. Onların da kafalarının bir kenarında yer alır. Ama onun dışında burada böyle bir olay... köklü bir dert var gibi Ferhat. Yani ben biliyorsun yatırımcı olduğum için hep işte şeyi çok merak ediyorum. Değerli şirketlerin ortak özelliği nedir? Hani hangi şirketi neye göre seçersem ileride bu değerin artma ihtimali yüksek. İşte finansallara bakardım, satışlar, ürünler falan, yıllar içinde şuna geldim. Şirketin entelektüel sermayesi yüksekse daha değerli oluyor. Yani bugün Tesla'ya baktığında, Apple'a baktığında bunların entelektüel sermayesi çok yüksek. Yani ne demek? İşte dünyayı çabuk anlama, teknolojiyi çabuk kavrama, en son teknolojileri müşteri ihtiyaçlarını adapte edip yeni ürünleri ortaya koyma, bu alanlardaki çeviklik, tüketici ihtiyacını anlayacak kulak, çalışanın daha fazla fikirle, daha fazla girişimcilikle davranmasını sağlama vesaire. Bunlara böyle entelektüel sermaye diyorum ben. Ve bunu yüksek olduğu şirketlerin değerlemeleri de çok yüksek oluyor. Çünkü o şirketler daha fazla inovasyon yapabiliyorlar, daha fazla yenilik yapabiliyorlar. Bizim şirketlerimizin çoğu, dünyada da öyle aslında yani, bizim şirketler demeyelim. Yani böyle entelektüel sermaye işletmelerini bir kenara koyarsan azlıkta onlar. İşte Apple'lar, Tesla'lar, hepsi bildiğimiz örnekler zaten. Diğerleri daha ziyade çalışana çocuk gibi davranıyor biraz. Yani ve de şey çocuk gibi, çok da akıllı bir çocuk değilmiş gibi. Yani o mesajı öyle vermezsem onu anlamaz. Yani çocuğu hep bunu benim öğretmem lazım. Bu davranış, ya çocuğu sen zeki kılarsan sen de onu oynuyorsun. Çocuğu dünyayı anlayan bir çocuğa dönüşüyor. O zaten seni şaşırtacak. Sen nereden biliyorsun ona bir şey öğretebileceğini bir kere, değil mi? Yani o belki senden çok daha parlak bir şey de var. Ya bu, yani bu entelektüel sermaye ile para ilişkisi değişti. Bu dijitalleşme, inovasyon. Belki bazı ondan aydınlanıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü bakıyor ya, şimdi bir örnek verelim. Türkiye'den çıktı abi Trendyol, 17 milyar dolar değerleme var. Yani bütün dev holding, en büyük holdingimizin toplamı ediyor yani. Anladın mı? Bir tane şirket. Yani burada bir entelektüel sermaye farkı var ki o şeye yansıyor. Ne diyorsun? Yani belki buna mı uyanıyorlar biraz? Yeterince uyanılıyor mu, emin değilim ama. Yani buna uyanması gereken öncelikle sermaye. Yani Türkiye'nin sermayesi, sermayesi olan insanların önce buna uyanması lazım. Çünkü bir yandan yatırımcıların girişimcilere yaklaşımını da bu belirliyor. Neyse o ayrı bir konu ama şirketler tarafında şöyle güzel bir şey vardı, örnek vardı. Şirketler mesela talentları işe almak için inanılmaz emekler, paralar harcıyorlar. İşte üniversitelerde tanıtımlar yapıyorlar. Çok ciddi emekler harcıyor. Eskiden hani şirketler bu kadar para harcamazdı. Bize CV geliyor diye bakarlardı. Şu anda hani kurumsal yapılar gidiyor öğrencinin ayağına gidip onlara çok güzel projelerle kendilerini anlatmaya çalışıyor. Çünkü orada en önemli şey talent'ı yakalamak. Ama bunu aldıktan sonra o talent'ı içeride ne yazık ki geliştiremiyorlar. Yani onu yine kendi standartlarında bir beyaz yakalı yapmaya çalışıyor. Ve o süreçte de ona verdiği, işte onu yontuyor, kendi formatına sokmaya çalışıyor. Bıraksa o müthiş zekalar aslında dahil etmiş bünyeye, onları biraz yollarını açmaya çalışsa keşke. Yani çok ilginç bir proje istenmişti benden. Bir çok önemli bir teknoloji firması Türkiye'deki. Ve yani çok eski kafayla yönetiliyor. Yani genel müdürü tamamen kafası, iş odaklı. Yani ama çok fazla düşünmeyen, hani çalışanların mutluluğunu çok fazla düşünmeyen, iş performansıyla genellikle değerlendirme yapan bir kafada. Diyorlar ki ya biz işte aynı dünyadaki teknoloji firmaları nasıl hani kendi kampüsleri eğlenceli vesaire, böyle şeyler geliştirelim. İşte benden bununla ilgili destek istediler. Ben şunu sordum, yani peki genel müdür bunu istiyor mu? Yani biz ona sunacağız. Peki
sunduğunuzda tamam, taslak proje hazırladık, yani verdik. Onlar da genel müdürle bunu görüşemediler bile. Yani genel müdür bunu hani görüşmelerini bile yol açmadı yani. O kadar şey kaldı. Ha, ne olacak o firma? Giderek çalışanlarını kaybedecek. Ancak tecrübeli, çok fazla şey istemeyen, hani zaten kendi işte yağıyla kavruluyor, çok fazla kendisini geliştirmeye de meraklı olmayan kişileri içeride tutacak. Onun dışında yeni mezun insanlar oraya gelmeyecekler. O zaman inovasyon olmayacak, yenilik olmayacak. İnovasyon düşecek, düşecek, düşecek. Bir süre sonra zaten teknolojinin birçok örnekleri var yani. Teknolojide 3-5 senede şirketler devasa boyutlara geliyorlar. 5-10 senede de devasa şirketler ne hale geliyorlar? Yani bunun örneklerinden bir tanesi haline gelecek o firma. Aynen. Zaman bunu gösterir. Ha. Ya da işte sermaye bunu fark edecek. O şirket sonuçta oradaki yöneticisi sermaye sahibi değil. Sermayesi bunu fark edecek. Hı-hı. O zihniyeti yani o yönetim yapısını değiştirecek. Hı-hı. Ama nihayetinde bu işin şey tarafında da var. Yani bizde mesela yatırımcılar girişimcileri şey diye görmüyor. Girişimci aslında altın yumurtlayan tavuk. Esas onu alıyorsun yani, sen yani değil mi? Yani o, o kişinin o girişimine dahil olmak evet, ama o kişinin gelecekteki girişimlerine de bir yandan yani o yapının ulaşacağı noktaları da iyi görmek gerekiyor. Bizde mesela şey vardı bir ara, dünyada bir Dragon's Den diye bir şey vardı. Yani oradaki girişim yarışması. Tabii girişim yarışması. Dünyadaki örnekleri, Türkiye'deki örnekleri. Türkiye'de gelen projeler zaten yani dökülüyordu çoğu da. Birkaç tane iyi proje vardı ama orada bile yatırımcılar çoğunluğunu almaya çalışıyorlar. Yani, yani çoğunluğa sahip olmanın birkaç sebebi var. Yani evet, bu acemidir. Yani ben bundan daha tecrübeliyim. Ben bu işi daha iyi yürütürüm. Ama bırakın o da öğrensin. Çünkü şöyle bir gerçek var. Ben genel olarak hayatta çok hata yapan bir insanım. Yani çok hata yapmış bir insanım. Birçok işle ilgili bir şeyler yaptım. Batırdığım işlerim de oldu benim. Yani ne oldu? Fırsatlar uygun değildi. Gelişmedi. Ben kötü bir performans göstermiş olabilirim. Yani patron olarak, girişimci olarak. Ama onların hepsinden birçok şey öğrendim. Yani dolayısıyla o girişimcinin de, çocukların da, herkesin hata yapma lüksü var ve yapmalılardı. Evet. Yani ya ben... bazen şirketler işte nasıl daha yaratıcı bir kültür yaratacağız diyorlar. İşte podcast rahat konuşabiliriz. Ben de diyorum ki fuck up seansları yapmanız lazım. Yani evet. Fuck up celebration seansı işte nelerde çok affedersin sıçtık deyip batırdık biz. Aynen öyle. Orada ne öğrendik? Ya biz o kadar da bir şey batırmadık. İşte o kadar bir şey batırmadıysa zaten bir şey denemedin. Zekan gelişmedi. Ya da yalan söylüyorsun. O da içeride zekanın gelişmesine uygun bir kültür yok anlamına geliyor. Çünkü fuck up yani başarısızlık aslında zeka geliştirmenin en kuvvetli araçlarından bir tanesi iyi değerlendirilirse ve öbür türlü zaten inovasyon falan olmuyor. Yani eninde sonunda bir kurumun zekadan yararlanacağı en önemli yerlerden biri inovasyon. Strateji üretimi, inovasyon. Yani bunlardaki stratejide hata yapacaksın. Kimler ne hatalar yapıyor, geri döneceksin. O kültür biraz zayıf kalabiliyor. Ya şeyde de mesela, inovasyonla ilgili şirketler oyunlaştırma yapmaya çalışıyorlar. Hmm. Şirket içerisinde inovasyon yarışması yapıyor mesela. Evet, evet. Ama şimdi oyun mantığını, oyunlaştırma mantığını, onun temel kurallarını çok iyi oturtmak gerekiyor. Hı. İşte bunu yapmış bir firma, işte hı, bir ofis tarafı var, bir fabrika tarafı var. Fabrika tarafı açık ara önde gidiyor. Niye? Hı. Çünkü sürekli onların içinde süreç hı, iyileştirme var ya, yani orası bir üretim yeri olduğu için süreç iyileştirmeler var. Fabrika açısından müthiş bir şey tabii. Fabrikada sürekli bu fikirler ortaya çıktı ama haksız rekabet var. Öbür taraftaki ofis tarafında insanlar bir sürü şeyler yapıyorlar. Belki fikirler ortaya çıkarttılar. Bunlar hiçbir şekilde değerlendirmiyor. Mesela bunu da oyunu iyi bilmek orada çok çok önemli. Yani temel oyun dinamiği nedir? Oyun nasıl oluşturulur? Çünkü burada hep şeye geliyor iş. Çok komplike bir şey değil. Ama oyunu oynamayı bilmek gerekiyor. Evet. Yani oyun kuralı yazabilmek için o oyun ya da benzer oyunları oynamış olmak gerekiyor. Buna dönüp baktığımızda da işte temelde şeye ihtiyaç var. Yani bizim çok daha erken yaştan itibaren oyun öğretmeye ihtiyacımız var. Ya dün şeyin finalini seyrettim ben. İşte oyun deyince Squid Games'in çok popüler ya Netflix'te bu sonra kalamar oyunu. Onun finalini seyrettim. Orada biliyorsun insanların öldüğü bir oyun tasarlanmış. İzlemedim ben ama. O zaman, yani yani. Sonunu söylemeyeyim de oyunun tasarımcısı da çok zeki bir adammış. Çok da zengin falan. Ve oyunlara kendisi de katılıyor. Böyle bir numarası var. Ölümcül oyunlara soruyor birisi. Ya sen bu kadar zekisin bütün bunlar senin. Sen oyuna niye katılıyorsun diyor. Oyunu oynarken aldığın zeki seyrederken alamazsın diyor. Bence yani çünkü zekanın oradaki kullanımı, problem çözme, iyi bir oyun. Çünkü bütün bunları içeriyor aslında.
onları kapsıyor. Ferhat, ya yavaş yavaş sona doğru yaklaşık iki önemli sorum var sana. Bir tanesi senin bu kilo vermen hikayene de bağlanacağız oradan. Çünkü orada da hoş bir başarı hikayen var. Yani müthiş kilo vermişsin. Ama şeyden başlamak istiyorum. Beslenmeyle, yani zihni beslemek ayrı ama fiziksel beslenmeyle zekanın bir bağlantısı var mı? Çok merak ediyorum. Çünkü ülkede protein tüketimi çok sıkıntımız var biliyorsun. Et çok pahalı, balık pahalı, alternatif protein pek bilmiyoruz biz. Yani bir bağlantı var mı orada? Onu bir merak ediyorum. Oradan da hani sen müthiş bir kilo atağı yapmışsın. Biraz da o hikayeyi bize anlat. Çünkü yani bir sürü zeki insanda gördüğüm sıkıntılardan bir tanesi fiziksel zekamız, yani kinetik zeka mı diyelim bilemedim onu. Hani evet. Kendimize nasıl bakıyoruz? Bende de hep sıkıntı oldu hayatımda. O çok gelişkin olmayabiliyor. Sen o konuda da böyle çok kararlı, aktif bir mücadele vermişsin. O yüzden önce bir proteinden başlayalım veya beslenmeyle zeka bağlantısı var mıdan. Ondan sonra senin kilo verme hikayeni biraz dinlemek istiyorum. Zaten ne demişler? Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur, değil mi? Atatürk'ün güzel bir lafı. Şimdi buradaki şey bizim için vücudumuza iyi bakmak, zekamız için çok temel ihtiyaç. Biraz önce bahsettiğin yürüyüş yapmak mesela, oksijen alıyor olmakla. Belli besinler var zekaya fayda sağlayan. Ne mesela? Benim bildiğim cevizdir mesela, ya da işte o tarz belli kaliteli yağların alındığı, işte şeker, ama çok kaliteli şeker alıyor olmak lazım. Çünkü şu andaki bizim işte glukoz şurubuyla yapılmış yapay şekerler gibi değil. Ama nihayetinde hani çocukken kesme şekerle girerdik ya hani şeylere, sınavlara. Hani anlık bir şey, enerji vermesi açısından. Oradaki konsantrasyonu arttırmadan çok. Konsantrasyonu arttıracak ya da şeyler böyle, mesela bitki çaylar vardır. Hani o tarz şeyler olabilir. Hani uzmanlığım olduğu için söylemiyorum. Yani ben çok da hani alanım değil. Ama nihayetinde iyi besleniyor olmak, sağlıklı besleniyor olmak, sağlıklı bir vücuda sahip olmak zekamız için önemli. Onu biliyorum. Sen işte kiloyu verdin, zekan için arttı mı abi? Nasıl verdin? Nasıl zekayı arttı? Hayır, anlatayım. Şöyle. Mesela vücutta şeker arttığı zaman, yani şeker ki kilolanmanın getirdiği en büyük şeylerden bir tanesi o. Kan şekerimiz arttığında aslında bizim beynimizde vücudumuzda yarattığı şeyler dışında beynimizde de tahribata yol açıyor. Yani bu tahribatlar giderek bizim işte biraz önce bahsettiğimiz Alzheimer'a daha yatkın olmamız ya da işte bir şekilde Alzheimer olmasa bile farklı unutkanlık ya da demans gibi başka alanlara doğru bir beyinsel fonksiyonlarımızda eksilmelere sebep olacak kesin. Bayağı fizyolojik zararı var kötü beslenme diyor. Yani bak, yararı yanlış besin beyine zarar veriyor zaten, zeka geliyor yani diyorsun. Bütün vücudumuza zarar verdiği gibi beynimize de zarar veriyor. Dolayısıyla bizim için benim en büyük mesela işte fuck up dediğimiz şey kendi vücuduma bakmamış olmak. Bizim buradaki handikapımız şu, yani bu tarz işte çoğunlukla düşünme faaliyeti işte masa başında oturarak işte bir şekilde bizi daha hareketsiz şekilde yapıldığı için biz daha çok işte hayatımızı daha az hareketli geçiriyoruz. Yani böyle olunca da ne oluyor? İşte bizim yediğimiz şeyler, bir de burada bir şeyler de yemeye de meraklıysak, yanında bir de beslenirsek ne oluyor? Giderek vücudumuzda kilolar artıyor. Benim de olan şey fiziksel işte, aktiviteyi de biraz küçümseyebiliyoruz bir an. Yani şurada zor bir problem çözülüyor. Ama dönüp baktığımızda hayatımız içerisinde kendimize bakmak da bizim yükümlülüğümüz. Ben de bunu fiziksel olarak yapamadığım için bunu bir operasyonla yaptırdım ben aslında. Çünkü belli bir yerden sonra hareket zorlaşıyor. İşte geldiğim kilo benim 150'yi bulmuştu. O 150 kiloya gelince artık dizler taşımaz, bilekler, koşu yapmak benim için mümkün değildi. Evet. Yürüyüş bile belli bir mesafeden sonra dizleri ve şeyleri yoruyordu, nefesi zorluyordu. İşte kaliteli nefes alamamak, mesela kaliteli uykusuzluk, uykuyu da bozduğu için. Onlar da sabahları zinde uyanamıyorduk mesela. Uyanamıyordum yani. Bunları hepsini nasıl ortadan kaldırabilirim? İşte böyle bir ameliyat seçeneği vardı. Değerlendirdim. Mide küçültme yaptın değil mi sen? Mide küçültme yaptırdım. Şu anda çok memnunum tabii ki. Fiziksel olarak çok büyük bir rahatlık. Peki yani bununla beraber şimdi daha hareket etme, hani burayı koruma, bundan sonrasını kendi emeğinle çözme konusunda da çaba içinde misin Ferhat şu an? Tabii ki. Ameliyatı olalı yaklaşık 11 ay oldu. Ve o zaman hemen birkaç hafta sonrasında pilatese başladım. Mesela haftada iki gün pilates yapıyorum ki o hem yağ sarkmalarını engelleyen bir süreç, hem de işte bir yandan da spor hareketi. Duruşu da düzeltiyor yani. Tabii aynı öyle. Postürümüz çünkü bozuluyor böyle bir şeyde.
Onun dışında düzenli olmasa da haftada birkaç gün yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Çocuklarla beraber spor yapmaya çalışıyorum. Arada basket falan bir şeyler oynamaya Bir gün çalışıyorum. beraber de yürüyelim ya. Keyifli olur İyi olur, yani. iyi olur. Yürüyüşte sevdiğin zeki bir insana yürüyüş zekaya iyi gelen şeymiş. Evet, yani hem Çocukların yürüyüş yapmak, sohbet etmek, da konuşmak, tartışmak bunlar aslında ihtiyacımız olan şeyler. görüyor. Yani mesela orada şey çok çok değerli oluyor. Takım oyunu dediğim zaman mesela benim şu anda yapmak istediğim şeylerden bir tanesi. Bir yandan bu hani şirket eventleri dışında meraklı belli bir kitle var zaten ulaştım. İşte şey yapacağım. Bir zaman hazırladım kendime. İşte Bağdat Caddesi sahil tarafı vardır ya orada define avı tarzı bir şey. Hani çok basit bir yani bir şeye de gerek yok. Bir tane kare kod asacağım bir yere. Orada zaten kare kodu izleyenler şeyi görecekler. Başlangıç noktası. Hani lokasyonu görecekler. Ondan sonra şifre çözüp ilerlenir ya define avında. Evet. Dolaşarak çözecekleri bir kurgu hazırlayacağım. Çok Böyle iyi fikir. insanların katılacağı böyle değişik Çok eventler iyi yapalım. fikir. Hafta Çünkü sonu keyifli vakit geçirmek için de güzel. Ailece zeka ile aynen öyle. ilgilenmek Ailece için. etkinlik olması zaten Bunları önemli. yap Bir de Ferhat ya. Bunları yap. Bunları bize duyuralım kanallarımızdan. Çünkü insanın içinde iyi yani. Hafta sonu AVM'de vakit geçirmeye çalışan bir toplum var. Hani mesela AVM'de bile bu oynanabilir en kötü. Hani yani gittin oraya hani hava kötü, gidecek yerin yok. Ben çok zevkli buldum böyle bir şey. Çok iyi olur yani. Hep çünkü hatta şirketler falan oynuyor da birey olarak oynanmıyordu. Ailece oynamak çok keyifli aynen ya. öyle ailecek bir de orada duracak o yani onu çok da şey yapmaya gerek yok değişken bir şey olmasına göre istediği zaman gidecek oynayacak insanlar çünkü şey hatta ben bunu başka bir kazanımla yapıyor olacağım yani benim oradaki kafamdaki diğer planda bunu çocuk ve ailenin birlikte yapabilmesi için ben bu uygulamayı çocuklarımla birlikte hazırlayacağım. Süper olur. Çocukların dünyasından materyalleri oraya nasıl katacağım? Onların oynadığı oyunlar, izlediği şeyler farklı ya şu anda hani. Evet. Yani biz o dünyanın içinde değiliz. Onlardan bazı bilgileri alıp onlarla birlikte bu şifreleri, bu şeyleri hazırlayıp, kurguyu hazırlayıp Süper. işi böylece çocuklarla benim de yaptığım güzel bir etkinlik de olmuş olacak. İşte böyle birkaç ayda bir böyle bir kurgu hazırlarsam çünkü bu da Çok güzel ya. zahmetli bir süreç. Keyifli olacağını Biz düşünüyorum. duyurmak isteriz. Şimdiden Bu arada Ferhat'ı takip etmek istiyorsanız web sitesi, işte sosyal medya hesaplarının hepsini bu podcast'in linkine ekliyor olacağım. Oradan onu takibe alın. Bu tip aktivitelerden haberiniz olsun diye düşünüyorum. ama Ferhat hayal bir de kırık pardon çok özür dilerim. Hayal hesabım. kırıklığına uğrarlar çünkü asosyal medyam var benim. Anladım Sosyal medya anladım. paylaşım çok az. Ama öyle yeri geldi ufak tefek şeyler Biraz daha paylaş paylaşıyorum. abi ya. O çünkü Evet. aslında topluma da katkı biliyor musun? Yani çünkü Doğru sosyal doğru. medyada bir sürü çöp var. Onun içinde bir kaliteli içerik çok büyük keyif oluyor. Mesela Haddini Aş bize de böyle biraz misyon bu yani. Bizim asıl Evet, gelir aynen. kaynağımız hiç burası değil. Biz de büyük kurumlar eğitim danışmanlıktan kazanıyoruz ama burası çok mutlu ediyor bizi de. Çünkü insanlara bir katkı oluyor. Ya senin gibi zeki insana daha fazla şey paylaşmalı. Daha Şeyma fazla Subaşı hiç rahat durmuyor. Bak onlar böyle paylaşıyor. Yani çok rekabetimiz orası. Hazır kiloyu da verdin oradan devam doğru, edeceğiz çok yani. doğru. Evet. Bir de Yani hocam biraz daha üretmem lazım. biraz daha iyi olur. Ferhat ya bir de aile aile. Şimdi beni çok sayıda tabii anne baba dinliyor, izliyor. Ve işte çocukların eğitimiyle herkes delice uğraşıyor. Buna çok paralar kaynakları harcanıyor. Ben de onlardan biriyim. İki tane var bende de biliyorsun. Maşallah. Ve anne babanın yani bu tip para harcayarak yapabilecekleri elbette var ama bir de kendilerinin çocuğa örnek olma evdeki hayat var. Yani sende mesela anne figürü muazzam. Ayşe Hanım Allah uzun ömürler versin yani. Pınar'ın yazısını okudum. Kendi kendine okuma yazma söküyor değil mi? Yani biraz Aynen öyle. o hikayeden gelip yani annenin senin üzerindeki etkisinden gelip anne babanın davranışıyla şeyle değil yani parayla satın aldıklarıyla oyunlarla okullarla değil evde çocukla ilişkiyle birbirine olan ilişki evdeki alışkanlıklar davranışlar onların zekaya katkısı nasıl olur? Çünkü zeki çocuk yetiştirmemiz lazım yani IQ'de EQ'de dünyanın problemini çözecek kendi problemini çözecek fayda katacak çocukla ilişkiler çözülecek de çok problem var. Ve her şey aileden başlıyor hala diye düşünüyorum. O yüzden Ya. Ayşe Hanım'ın sana katkısı ne oldu? İnsanlara ne önerirsin ders olarak? Anne babalar ne yapmalı? Ya annemin tabii ki en önemli katkısı genetik miras birinci. Tabii anne babamın da annemin babamın da genetik miras Evet olarak ya bana babana haksızlık verdikleri etmeyelim şimdi. Pınar eyvallah. annene yazmış Ama oradan gidelim. nihayetinde çok zor koşullarda sonuçta Rize'de doğmuş. Orada belli bir yaşa kadar hiç okullara göndermemişler. Kızları okula göndermedikleri için. Ne olmuş? O da çok meraklı, öğrenmeye aç. İşte kardeşi okula gönderilmiş. Onun işte okuldan getirdiği malzemelerle kendisi okuma yazmayı öğrenip devamında da işte eskiden gazete kağıtlarıyla kese kağıdı falan yapılıyordu ya onlar da pazardan gelen şeylerde kese kağıtlarından ne buluyor biliyorsa okuyup kendisini geliştirmiş. Ama sonradan okumaya o kadar meraklıydı ki ben çocukken annemin
Yani bulmaca çözmeyi, yani bulmaca çözmeye çalıştığını gördüm. Bulmaca çözerdi. Gazete bulmacaları çözerdi. Ha, kaynak çok fazla yoktu. Yine beş çocuk, hani evin işleri, şusu busu, hani ev kadınlığı yaptığı için. Yani buna çok az zaman ayırabiliyordu ama yine ama de o şeyde ya. Oldu. Ha, en önemli vizyonunda ne oldu? Benim eğitimimi çok çok önemsedi. Yani ben biraz daha şanslı oldum kardeşlerime göre. Daha çok eğitimde önüm açılmış oldu. İşte ilkokul öğretmenim hep bu çocuğu okutun diye ona şey yapıyordu. Annem de oradan aldığı şeyi işte benim eğitimime çok daha fazla zaman emek harcadı ve hani benim yolumu açmaya çalıştı. O yönden çok şanslı oldum yani. Çünkü nihayetinde hayatımızdaki şeyler tutup da ilkokulda devlet okulunda okuduk. Sonrasında ben kolejde okuma şansı buldum. Sonrasında devlet okulunda devam etseydi hayatım, bu yola girer miydim bilmiyorum. Hani kısmet, hayat nereye götürüldü? Onu hiçbir zaman bilemeyiz ama belki bir paralel evrende onun bir şey var ya, vardır. Devamı çok vardır Türkiye'de ama. Olsa müteahhit olurdu şey var ya. Yani, öbür tarafta hani annemin o açtığı yol, sonrasında uğraşması, işte benim bir şekilde eğitim hayatımı yönlendirmesi, desteklemesi şeydi. Mesela hazırlık okurken ben Fransızca böyle şeyler, ufak tefek kelimeler, cümleler, annem derdi ki bana da öğret. Yani ben ya. Hani hazırlık okuyorum hani şeyde, Semmino'da ve o dönemde Fransızcayı daha yeni öğrenmeye çalışıyorum. Bana da öğret derdi. Ben de ona bir şeyler söylerdim ama tabii ki o çok seviyesi olarak çok düşük kalıyordu. Ama nihayetinde hani ama hala çaba gösteriyor. Öğrenmeye aç ve şeydi. Yani zaten hani şey diyoruz hani sen yani İstanbul'da ya da işte eğitim şeyin olsaydı sen başbakan, cumhurbaşkanı olurdun. Çünkü bir yandan da çok istekli yani ve girişken de olduğu için. Yani işte bunun gibi aslında çok insan var yani bizim dünyamızda, çevremizde. Yani ama biz ne yapmamız lazım ebeveyn olarak? Hem bir yandan çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkartmak için onlara ne yapabiliriz, ne katabiliriz iyi düşünmemiz lazım. Ama bunu yaparken de bir yandan şey çok büyük bir tehlike. Yani ebeveynler bunu bazen o kadar çok yapar hale geliyorlar proje ki. Proje çocuğa dönüyor ondan sonra. Aynen öyle. Yani çocuk hani işte proje çocuk işte şemsiye ebeveyn mi diyorlardı. Şey, öyle bir şey yani çocuğun bütün her şeyini kaplayıp. Umbrella şey, mother falan, umbrella family falan bilmiyorum artık. Gibi yani bir sürü şeyler var böyle. Hani bunun çünkü sebebi. Yani o kadar kıyamıyor ki çocuğuna yani ama en baştan itibaren çocuk kendi problemini çözmeyi öğrenmesi lazım. Biz onlara sağladığımız ortamla, eğitim yaklaşımıyla, en önemlisi kendi gösterdiğimiz şeylerle yani örneklerle. Yani ben şuna da inanmıyorum. Ben eğer trafikte sürekli kötü araba kullanan yani sürekli pislik yapan bir şoför olursam işte ama çocuğuma dönüp de iyi ahlaklı ol dersem ya da herhangi bir yerde insanların önüne kaynamaya çalışan, sıra beklemeye çalışan kişi olursam ben çocuğumu iyi ahlaklı yetiştiremem yani. Ya da işte televizyonda açıp da işte saçma sapan programları izliyorsam çocuğumu iyi ahlaklı yetiştiremem. O benim onları izlediğimi görüp ha bak bunlar izleniyor. Budur demek ki bunlar buradaki bilgiler önemli demek ki. Tamam. Çünkü bir yandan şunu unutmayalım. İnsanoğlu deneyimleyerek ve gözlemleyerek öğreniyor aslında. Yani çocuklarımız da bizim her türlü durumumuzu, duruşumuzu şey yapıyorlar, görerek yani öğreniyorlar. Evet. Yani o yüzden mesela ben en şeyi, en çok farklı bir örnek ama temelde şey bir, mesela iyi bir kasabın çocuğu iyi bir kasap olur. Çünkü okula gidip kasap olmayı öğrenemezsiniz. Öğrenirsiniz ama orada aldığınız eğitim gerçek teorik, yani pratik bilginin %1'idir. Ama diğer tarafta esnaflığı öğrenir, hani esnafın çocuğu iyi esnaf olur mantığında. İyi bir zanaatkarın çocuğu iyi zanaatkar olur. İyi bir doktorun çocuğu iyi bir doktor olur gibi. Hani çünkü sadece zaten, orada yani zeki bir insanın yapacaklarını yapan bir ailenin çocuklarına daha zeki olma ihtimali artıyor. Aynen zaman, yani biz bakıyorum. Kendimiz eğer kitap okuyorsak çocuğumuz kitap okur. Biz kendimiz kitap okumuyorsak çocuğumuza kitabı verip al sen bunu oku dersek. Yani kusura bakmayın çocuk da yani biz okumuyorsak ben niye okuyayım diye. Çünkü zihninin bir kenarında o onu değersizleştirir. Tabii. Aileler bunu çok yapıyor. Yani çocuklara ben aldım diyor zeka oyunları, kitapları aldım, şunları aldım. Ama oynamıyor kenarda. Ama oynamıyor. O senin annen bana da öğret oğlum Fransızca diyor. Yani şimdi hani evet, etkileşimi aynen. Nasıl kurduğun, neye değer verdiğin orada belli. Ben
Bazen şey geliyor bana eğitmen. Hocam bizim oğlan çok dijital oyun oynuyor. Çok şikayetçiyim. Sen de oyna diyorum o zaman. Yani. Sen de oynarsan çünkü belki o dünyayı keşfedeceksin. Ortak bir şeyiniz olacak. Onu fiziksel de taşıyacaksınız. Yani çünkü bütün araştırma şunu gösteriyor. Yani o dünyayı mesela dijital oyunlar dünyası dışlayıp orası kötü gerçek dünyaya geldiğince çocuğa şey diyorsun aslında. Senin dünyan kötü diyorsun. Oysa dur ya o dünyaya ben de geleyim deyince ortak konu ya. Annen de bu konuda muhteşem bir şey yapmış ve bu öğrenme hevesini tabii artıracak bir şey. Anne eve giriyorsun senden kelime kapmaya çalışan bütün imkansızlıklar içerisinde bir anne. Demek ki böyle örnek davranış asıl konu yani. Öbürü o eğitimler önünü açmak falan ayrı da esas mesele ben nasıl bir bireyim. Çocuk da muhtemelen ona etkilenecek ve zeki bir bireyin davranış setleri neyse işte öğrenme, yeni şeyler deneme, kendine iyi bakma vesaire. Bunları çok sergilersem çocuğun da biraz daha zeki olma ihtimali artıyor. Değil mi? Tabii biz haddimizi aşarsak çocuğumuz da aşacak. Yani hani annem kendisi orada uğraştığı için ben de o mücadele etmeyi hayatım boyunca şey görmedim. Yani bir zorluk, problem sadece çözmesi eğlenceli başka bir oyuna dönüşüyor bir süre sonra. Zaten öyle şeyler de var, araştırmalar da var. Yani birçok insan ben yaratıcı değilim, ben problem çözemiyorum dediği için aslında çözemiyor. Yani hayır ya, problem dediğin nedir ki? Çözülür. Haddi biz koyuyoruz değil mi? Haddini aşağıda konuyu bağladığı için çok teşekkür ederim Ferhat. Çok teşekkür ediyorum. Ferhat süper oldu. Ben daha konuşurum seninle de hani bir saate sığalım istiyorum. İzleyenlere yazık. Belki tekrarlarız. Biraz daha dar bir alana odaklanırız. İleride de böyle bir zekaya dönelim. Çünkü bir ara yürüyüşümüzü önemli. Yapalım da. Orada bir ara yürüyüşümüzü yapalım. Zaten tamam. Detayları konuşuruz. Onu planlayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Haddini kulübüne katıldın. Bize böyle katkıların oldu. Ferhat'a ulaşmakla ilgili sosyal medyasını biraz artırır belki şimdi. Hem de web sitesi vesaire aşağıya linkleri bırakıyorum. Umarım sizlerin hoşuna gitmiştir sevgili izleyiciler. Ben bu röportajda Ferhat'tan çok şey öğrendim. Nasıl daha zeki olunur? Zeki olmak için ne yemek, ne içmek, ne öğrenmek gerekiyor? EQ ile IQ'nun farkı ne? Hangisi daha önemli? Benim için çok zihin açıcı oldu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Gelecek cuma yine harika bir konuğumuz var. Kendisi hem bir ödüllü yazar hem de bir girişimci. Buradan New York'a gidiyor, bir dergi kuruyor, çok başarılı oluyor. Daha sonra dergiyi kapatıp yazar olmaya karar veriyor. Onda da 14 bin kişinin arasında birinci oluyor. Hakikaten müthiş bir başarı. İsminin ne olduğunu söylemeyeceğim. Onu saklayacağız biraz heyecan olsun diye. Fakat bu pazar günü Pınar'ın kaleminden onun hikayesini okuyabilirsiniz. Böyle bir ön hazırlık olsun diye. Cuma günü ben onunla nasıl başardı bütün bunları, nasıl bu kadar güzel şeyleri hayatta elde etti onları konuşuyor olacağım. Süper bir mülakat olacak. Umarım oraya da gelirsiniz.